Agalarım herkese selamlar. Bir kısım 2024 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Maçlar güzelken ve rolling serimizde başarıyla devam ederken rolling 3 ile şöyle bir cuma videosu çekeyim dedim sizlere. Ki maçlar da güzel. Toplamda 7-8 tane maçım vardı. Biraz indirgeyerekten de eleyerekten de 5 tane güzel karşılaşmayı sizlere sunacağım. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlenecek herkese şimdiden bol şanslar. Sizlerden tek ricamız rolling serisi de yapılıyor aga. Şöyle artı 500 beğeniyi bir görelim istiyorum. Cuma videosu olmasına rağmen. Umarım başarıyla sağlar. Oran da yüksek 1.64 bandında bir oran olacak. Bilginize sizlerden isteğimiz emeğine sağlık yorumu ve aynı şekilde beğeni ve yorum destekleriniz olacaktır. Başlayalım. Öncelikle bir adet Mastikor yarışmamız var. Mastikor yarışmamız Bayer Level Kuzen ile Stuttgart karşılaşması. Mastikor'u ne olur? Sizlere sorduk. Bilen 3 kişi 7 gün boyunca WhatsApp VIP gruplarımızdan misafir etmeyi düşünüyoruz. Şöyle söyleyeyim. Benim skor beklentim 2000 level kuzen galibiyeti olsa da level kuzen kendi evinde Stuttgart son 2 maçtır yenemiyor. Maçları 2-2 bitiyor. Ama level kuzenin bence şu an biraz daha önde olduğunu söyleyebilirim. Hem iç saha avantajı hem de son 4 maçın çündemine berabere kaldı. Belki burada biraz daha iştahlı olabilir diye düşünüyorum aga. Sizlere sorduk. Daha önce Milan Napoli maç skorunu yapmıştık ve Juventus maçını. Juventus maçını bilen yok. Napoli maçını sadece Melimi Akali isimli arkadaşımız bildi her türlü soru görüş öneri, WhatsApp VIP gruplarımıza gelmek isteyenler, bilgi almak isteyenler aga, ekranda gördüğünüz WhatsApp adına iletişim kurabilirler. Skor bilenler, sorusu olanlar, nasılsın kangalım, hal hatır sormak isteyenler de ekrandaki numaradan iletişim kurabilirler. Bilginize 0534 446 59 89. Dünden bahsedeceğim. Agam, dün ana kuponumuz vardı aynı şekilde Inter'in galibiyetiyle ki Poli kırmızı kart gördü. Inter de 3-0 yakaladı zaten. İlk yarıda atmış olduğu pardon ilk yarıda atmadı. ikinci yarıda atmış olduğu 3 golle birlikte Pana da ev sahibi 86.5 üst almıştım. Videoda da belirtmiştim zaten bu karşılaşmayı. Pana ilk 4 dakikada 16 sayı yaptı zaten. Hiç kaçırmadan oynadı. Çok güzel bir takım. Çok fazla yıldız var. Ev sahibi 86.5 üstünü de aldık. 92 sayıda bitti. Dün benim en güvendiğim karşılaşma Feyenoord mücadelesiydi. Ben hatta Feyenoord tarafından galibiyet beklesem de bir e, sağlam almak istedim. Bir yarıyı kazanır aldım. Oranı düşürdük 1.40 seviyesine. Ama sağlam olsun dedim. Alırdı 1200 lira alır çıkarız dedim ama öyle olmadı. Feyenoord yani görmüş olduğum en kötü Feyenoord vardı. Ki Feyenoord Ajax'a son iki mücadelesinde 6-0 ve 4-0 yani 10-0'lık bir üstünlüğü de vardı. Feyenoord gerçekten yani görmüş olduğum en kötü Feyenoord oldu. Onu geçtiğim ilk kere 2-0 mağlup oldu. 90 artı 3'te kaçırmış olduğu bir pozisyon var. Dilimi ısırdım. Yani televizyonu yumruklayacaktım ciddi manada. Öyle söyleyeyim. Olmadı kısmet ama yüksek mislerimiz devam ediyor. Şöyle kısaca geniş bahsetmek istersem. Misli'de Aga günün en güvendiğimiz karşılaşmaları Cuma Cumartesi Cumartesi pazarda devam edecek aynı şekilde. 7000, 5000, 3000 yüksek oynayaraktan da sadece maç önü değil canlı olarak da öneriyoruz. Yüksek oynayan varsa mutlaka yüksek bir seviyesindeki tercihlerden faydalanabilir. Kuponlarımız da ana kuponlarımız, alternatif kuponlarımız olarak devam ediyor zaten. Bunu hep söylüyorum. Canlı olarak VIP gruplarımızda izlemiş olduğumuz karşılaşmalar. Dün mesela İngiltere'ye de baktık. Kupa maçları vardı ya onları izledik. Ee, İtalya'dan devam ettik. Basketten devam ettik derken. Bir de herkes açık Telegram grubumuz var. Agalara burası ücretsizdir. Buraya mutlaka katılım sağlayabilirsiniz. Burada da paylaşım yapılıyor zaten. Yani ara ara canlı maçlar da geliyor zaten biliyorsunuz. Mutlaka buraya da katılım sağlarsınız. Güzel olur. Ben bir de WhatsApp VIP gruplarından bahsetmek istiyorum. Bu ana kuponda Aga. Şunu da söyleyeyim Aga. Bir kasa yönetimi de yapılıyor. %7, %5, %10, %2, %1 bu şekilde bir kasa yönetimine yapıldığını söyleyelim. Bizim ana kuponlarımız günün en yüksek yüzdeli. Mesela yüzde yedi demişiz burada. Yani diyoruz ki 10.000 TL kasası olan 700 atsın. bin TL kasası olan 7.000 atsın. Gibi gibi önerilerde kasayı da biz yönetiyoruz. Dedim ki aga kaç gündür NBA izliyorum. Gerçekten sürpriz maçlar oluyor. Ama Boston'dan maçı var. Boston'dan devam edelim dedik. Hatta şöyle ekranı da büyüteyim. Boston 4 tane bir maç oynadı aga. Hepsinden kazandık. Hepsinden Dedim ki yine Boston'dan devam edelim. Deplasman sayısı her maç artıyor. Deplasman 119.5 üstü. %2 olaraktan da 1.59 oranından almışız. Özel oyuncu diyerekten de bahsettim. Bak Boston'da Peyton Bridget var. Aga 10.5 üst sayısı 1.85 olan. Geçen 12'de 8 üçlük attı. Fena ima aldı. Bençten gelip bu sezonun piyangosu olacak gibi duruyor. Hatta 2 dakikalık ses kaydı attım. Şunu da anlatayım. Geçen yine Boston'ın mücadelesini izliyorum gece. Pritchard yapıyordu o mücadelede Peyton. Ee, eşi böyle bir video paylaşmış. Artık eşiyle birlikte çöp atmaya mı gidiyorlar? Ne yapıyorlar? Öyle bir mevzu. Hemen tek başına basketbol oynayan bir çocuğu görmüş. Yanına gitmiş. Çocuklar da kapışıyor. Ha, bak omuz falan atıyor. Şöyle videoyu videoda izleteyim. Bak. Yani burada bile ciddiye alıyor. Bunun güzel bir hikaye olarak da ben anlattım zaten. Dedim ki alın dedim. Aga Boston 132 sayı attı. Deplasman sayı geldi mi? Geldi. Payton da yine 16 sayı ataraktan da 10.5 üstüde 1.85 oranından getirdi. Bu şekilde paylaşımlarımız devam etmekte. Ee, başlayalım isterseniz. Dediğim gibi sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Bizler için önemli. İlk mücadelemiz her zamanki gibi rolling mücadelemiz. Arkadaşlarım aldım. Neden aldım anlatayım. Gaziantep'in son oynamış olduğu Konya Spor mücadelesini izledim. Gerçekten çok iyi bir oyun oynadı ve şu yönden aldım. Aga tempo var ciddi manada Konya'da tempoyu ayak uydurdu. Özellikle ilk yarı Konya çok iyi başlamıştı. Ama Antep ilk yarı da vardı. ikinci yarıda vardı hatta. Özellikle ikinci yarı maçı zaten tek kaleye çevirdi. Çok güzel bir tempo var. Göztepe'nin Trabzon maçını izlediyseniz bilmiyorum ama Aga Göztepe gerçekten çok keyif veriyor. Çok çok keyif veriyor. Bu maçta Antep favori olsa da ben Göztepe bir adım belki önde olabilir Aga. Orta sahada kapmış oldu toplar. O neydi o adamın ismi? İlk golü atan. Solet, Solet. Aga bak, Göztepe'de Solet diye bir isim adam var. Yani sadece izleyin aga, Kapmış oldu toplar adam ciğersiz. Dakika 88 öyle bir koşular atıyor ki inanılmaz, ciddi manada inanılmaz. Yani yarın bu maçı izleyeceğiz, Rolling mücadelemiz de olacak. Göztepe'de bir Solet'e dikkat edin lütfen. Ee, bu mücadelede ben aga direkt tercihimi söyleyeyim, Rolling mücadelemiz. Aga oran minimum alacağınız zaman 156. Avrupa'da Avrupa diyorum. Avrupa'da 1.70 küsur. iddia konusunda 1.64 mi e Aldım zaten. Ben arka karşılıklı gelecek golleri bekliyorum. Antep bir iğme almış. 3-1 kalip geldi ve tempo oyunu aldı. Oyunu beğendim. Göztepe'nin de oyunu beğendim. İki takımında ben oyunu çirkinleştireceğini düşünmüyorum. Karşılıklı gelecek gollere rolling karşılaşmam olarak yapıyorum. Videonun sonunda da zaten koyacağım. Düsseldorf'la Müster mücadelesi. Düsseldorf'ta son mücadelesinde kendi evinde yine muhalif oldu. Bunlar bir kupa mücadelesi falan oynadık. Onundan onu da bahsedeyim. Düsseldorf 4-3 kaybetti kendi evinde. Kupa maçları vesaire derken e, burada oranın yüksek olması da biraz ondan. Ama Düsseldorf'un bu sezon bazı hayalleri var. Üstlük gibi aga. Benim tercihim burada Düsseldorf'un Deplasman'da herhangi bir yarıyı kazanması olacak. Oranda 1.38 bandında bir ideal buranı var. İddiada da 1.45 vardır bu. Ben de Düsseldorf burada bir yarıyı kazanır diye düşünüyorum. Monaco ile Anje mücadelesi. Monaco da son mücadelesinde kırmızı kart görmesinden dolayı kaybettiğini söyleyelim. Burada Monaco'nun ben galibiyetini bekliyorum. Anje gol de atabilir bu arada. Onu da söyleyeyim. Özellikle geçiş oyunlarından. Marsilya'ya falan atmıştı. O maçını da izlemiştik. Geçiş oyunundan gol bulabilir ama Monaco'dan burada kolay kolay maçı vereceğini düşünmüyorum. Ben burada oran almak için mecbur. Avrupa'da 1.5 üstünde bir yapabilirsin aga. Sağlama alırsın ama biz burada oranı biraz daha yükseltmemiz lazım. 2.5 üstünde bir Monaco galibiyeti, 3-0, 3-1, 2-1 bantlarında bir maç çıkabilir. Dediğim gibi Avrupacı aga, Avrupa'da yaşayanlar vesaire 1.5 üstünde bir okeyim ben. Ama biraz daha oran almak için Türkiye'de 2.5 üstüne biri maymunluk yapmak zorundayız. Geçtim onu. Bayer Level ile Stuttgart karşılaşması. Aga şöyle anlatayım. Ee, nasıl yaparız, ne ederiz bilmiyorum ama ben Level Kuzen tarafındayım. Level Kuzen'in ben burada 2-1 -bir tarzında bir galibiyet almasını bekliyorum. Bu maçında maç skorunu sizlere sorduk bu arada. Şimdi Stuttgart iyi, Leverkusen Kuzen de iyi. Allah var ikisi de çok iyi futbol sergiliyor. Goller KG'ler de gelebilir. Yani dediğim gibi skorum 2-1. 2-1'e göre tek tercih sunsam mı? Şöyle yapalım. 1.5 üstünde 1 e alalım bir. Bu idealimiz olsun. Ama 2.5 üstünde 1'e de ben okeyim. Yani dediğim gibi 2-1 bandında bir skor var. Hatta mat sunu 1 KG var. Oranı 1.90 seviyesinde. O şekilde de bir değerlendirme yapabiliriz. Ama skorum 2-1. Ev 1.5 buçuk üstü alırsın? Ev doğrudan MS1 mi çekersin? Ama şöyle maç sonu bir, bir üstü ideal olsun. 1.50'ye yakın oran. yüksek yüksek oranlı bir konu yapacaksan 2.5 üstünde bir daha da yüksek yapacaksan maç sonu 1 ve KG var. Okey Maga. Lille Lyon karşılaşması. Lyon'da son mücadelesinde 2-2 berabere kaldı. O mücadelede de ben ne aldım Aga? Ev sahibi 1.5 üstü aldım. Liverpool'un varıyla birlikte alternatif kombinli pazar günüydü sanırım. Tertemiz kazandık. O gün de her şeyi fullemiştik Aga. Ben burada Lille e, tarafı biraz daha öne çıksa da Lyon'un da gol, bul gol bulma ihtimali düşünüyorum. Karşı gelecek goller benim tek ideal tercihimdir. Goller gelsin biz keyfimize bakalım. 1-1'e de 1-1, 2-2 gollü bir beraberlikle çıkma ihtimali var bence. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Bu şekildeydi 5 tane mücadele. Bir rolling maçımız vardı. Ekrana gelsin isterseniz. Aga rolling mücadelem. burada da gördüğünüz gibi Göztepe ile Gaziantep. Keyifli bir maç bekliyorum. Hatta ilk yarı 1.5 üstler, 3.5 üstler de olma ihtimali var. 1.64'te oranı var. Değerlendirecek herkese bol şanslar Videoya like atıp kanala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere Seviyorsunuz. bay bay